Sevgili Serdar, şimdi hep onu söylüyoruz, onu konuşmaya çalışıyoruz. Bir büyük takımların bir hedef koyması, öyle ya da böyle, ve o hedefe tutunması, camiaların, taraftarın o hedef etrafında bir umut birliği içinde olması çok değerli. Bununla birlikte işte bugünkü puan kaybı ikincilik konusunda da sıkıntıya yol açtı. Ne tutunacak camia, ne bekliyor, içeride ne konuşuluyor? Şimdi teknik adam konusunda da bazı gelişmeler olduğunu duyuyoruz. Biraz İbre galiba yabancıya dönmüş. Şöyle bir sen ilk girizgahı nasıl yaparsın? Ya maçta galiba bir şarj aleti attılar tribünlerden. Evet, karşıda. Maçın özeti o. Adam dedi ki takımın pili bitmiş. Takımın şarja ihtiyacı var. Hakikaten bu yani. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Tabii ki sahaya öyle bir yabancı madde atılmaz ama ironi yapıyoruz. Özeti bu. Takımın pili yok. Takımın şarjı bitmiş. Alın takımı şarja takın demek istercesine adam attı. Gerçi onu şeye attı. Hatta sporlara attı. Maçın özeti bu ya. Şarjı bitik takımı. Ama şimdi burada tabii dediğin noktada katılıyorum. Birçok hocalar doğru tespitlerde bulundu ama bugün bu takım bu sene santraforsuz oynadı. Yani bugün bir santrafor performansı olsaydı zaten Sergen Hoca takımın başındaydı. Yani sen golü attıktan sonra çok konuşuyorsunuz dersen... 12. golünü atmış adam. Oğuzhan'ın, ama bir şey söyleyeceğim. Yüzde kaçını attı girdiği pozisyonları, ben öyle bakarım. İstatistik o kadar tehlikeli dördü bir şey ki. Dördü de penaltı. Dördü mü penaltı? Yani öyle, Rusel Abubakar olsaydı attıklarını 3'te çarp. Abubakar o kadar pozisyona girmedi geçen sene. Takım o kadar pozisyona girmedi. Öyle baktığınızda. Şimdi böyle yaparsa kale ağzında kaçırdığında siz adamlar... Siz konuşun dedi değil mi? Bunu Oğuzhan da yaptı bu şekilde. Ne oldu? Adem Laiç de yaptı. Evet, ne oldu? Laiç de yapmıştı. O da buna benzer bir şey yapmıştı herhalde. Yani sen sahaya odaklan. Bunlar muhtemelen sosyal medyadan etkileniyorlar. Oraları takip ediyorlar. Eskiden futbolcular bize derdi ki ya biz gazete okumuyoruz falan. Öyle, ne yazdınız, biz haberimiz yok falan filan derdi. Ama Gökhan Hoca'da sizin döneminiz yok. Gazete okunmuyor da şimdi sanal alemde, herkes sanal aleme yok, takıldığı sen, için. Sen, yani, o hocaların döneminde gazete okuyordu futbolcular. Kitap okuyordu. Bilmiyorum, 7'de yani, biz, yani ben tabii İzmir Altı için söylüyorum. Hoca Paksoy, ya 7'de 6'da falan uyumazdık. Ya açılsın bir yer, gidelim kaç yıldız aldık bakalım o derdinde. Yani gazete uyumazdık okunur. Ya. Ama şimdi artık sosyal medyada elinden düşmüyor. Dolayısıyla olumsuz da etkilenebilir. Hırslanabilir. Bak, bu güzel bir şey. Gel bunu yap ama 2'yi atacaksın, 3'ü atacaksın o zaman. İşte bunu yaptıktan sonra hareket yoksa sen günah keçisi olursun böyle işte. Sonuç itibariyle ben bu sene Beşiktaş'ın bütün tek sıkıntısı, elbette başka sıkıntılar da var ama ana majör sıkıntı gol. Gol atan adam yok. Atacak ya, adam yok. Bir de Serdar, çok kısa bir şey söyleyeyim. Ya, tabii Oğuzhan da bunu yaptı. Adem Laiç en son işte Başşuay da. Ya taraftar bunu çekmek zorunda taraftar değil. Taraftar ne yapacak? Taraftarı sen trip atamazsın Ender. Ne karakter yapıyorsun? Sen performans 1 atıyorsan susacaksın, 2-3'ü atacaksın. Yok, performans, belki bize söylemişti, medyaya söylemişti. Hayır, belki alkışlayacaksın yani, bir de maç bittiğinde taraftar alkışladım, alkışlayacaksın. Efendice selamını verip içeri gideceksin. Futbolcu abi, diliyle konuşmaz, jest mimikle konuşmaz. Futbolcu sahada koşacak, performansıyla konuşur. %100. Zaten performanslar ortada. Laiç'e bakıyorsun, kadro dışı, antrenmana gidip geliyor. Bundan da gocunmuyor. Yani bir yere gitme gibi parasını da alıyor. Kim? Oğuzhan ortada yok yani. Bypass mı geçirdi, ne gibi geçirdi? Ortada yok. Bir sakatlandı. Enkudu ilk defa sezon başından beri sanki bu hafta başladı gibi. Ortada yok. Batshuayi oynuyor. Vallahi 3,5 yoktu. Evet. Batshuayi oynuyor. Dediği gibi yani Serdar, bir tane attım, o ben işimi yaptım diyor herhalde. Çıkıp gidiyor oyundan. Bir artıyor, öyle 5 bir şey. Kaçırıyor. Yani, yok bir tane attım ben diyor, tamam işimi yaptım diyor, gidiyor diyor. Hemen mesaisi bitiyor gibi. Bir enteresan oyun. Olsan şey gibi, erken böyle memuriyette yok, olur ya mesela, emekli ayrılırsın yani, ya. Evet. Ayrılırsın erken dersin. Emekli. Erken emekli dersin. EYT mi hocam? Tabii, şimdi, öyle. Yani öyle Oğuzhan kaç senedir maalesef şimdi, öyle ya işin gerçeği. Şimdi senenin kadrosuna bakıyorum. Önümüzdeki senenin. Rozier senin oyuncun. Rıdvan senin oyuncun. Joseph senin oyuncun. Gezal senin oyuncun. 4 tane şu anda elinde 11'de kullanabileceğin oyuncu var gibi diyor. Onun yanında güvenle yani sözleşmesi yok şu anda. Yani imzalanacak mı imzalanacak. Can aynı şekilde, alınacak mı alınmayacak mı belli değil. Larin aynı şekilde. Vida aynı şekilde. Bir de ona Serdar'ı katabiliriz. Toplam kaç oyuncuydu Serdar? 15-16 oyuncu değil 14 mi? 14 mi? Sözleşmesi mi? Bitecek, kiralık vesaire. Tabii bayağı bir var. Bayağı yani var. 15-16 yani yanlış bilmiyorsam. Dışarıda takım harici antrenman yapan 3 tane mi 4 tane mi daha oyuncu var. Yani dışarıda antrenman yapıyor ondan sadece.
Yani bu açıdan baktığınızda biraz eli rahat olacak. Douglas var, Lens var, Adem Laiç var, Enkudu var. Dört tane oyuncu. Enkudu bu şeyde. Hayır Enkudu yok, pardon, Ensakala. Özür dilerim. Daldım. Ensakala var. Dört tane oyuncu var. Dört tane oyuncu var ya. Gördün, ödediği rakam zaten var mıdır bir Serdar? 7 milyon euro falan var mıdır? Adem Laiç 3,5 alıyor zaten. Lens 2. Lens 2'den fazla alıyor. Lens 2'den fazla. Totalde 8 milyon euro. 8 var mıdır? Zaten önümüzdeki sezon 5 taşı. Ensakala da 1 falan alıyordur değil mi? 8 desen. Ensakala'yla Douglas 1. Yani hocam, sağlıklı sezonu, yaşam spor yapıyorlar. 8 milyon euro ödüyor Beşiktaş 4 futbolcuya. Bütçesi de 20 milyon euro planlanıyor. Düşün yani 8'in. Yarıya iniyor yani. Tabii ki. O 4 oyuncu. Şu anda 40 civarında değil mi? Tabii. Ya, inanılmaz şimdi. Ben Laiç'i düşünüyorum şimdi. 3,5 milyon euro kazanıyor Beşiktaş'ta. Seneye ayrılacak diyelim Beşiktaş'tan. İnan bana gittiği yerde 300-400 oynayacak. Ferrara vardı işte Beşiktaş'ta. Ya. İtalya'dan gelen. Ya. Kanada'ya gitti top oynadı. Kanada'da 150 bin dolara oynuyordu. Beşiktaş'tan aldığı para 7,5 milyon dolar diyor. Hocam Adem Laiç gelmeyince İtalya'da 4 tane takımda oynadı ya. 4 tane takımda oynadı. Yani oynadığı takımlar ciddi kulüpler ve de hiçbiri bonservisini almak için hamle yapmadı ya. Sen Beşiktaş olarak bir sorgulamıyor musun? Yani bu adamı aldık mı bonservise ne 6,5 verdiler değil mi Serdar milyon euro? Bir de bonservise 6,5 milyon euro verdiler değil mi? Yani düşün, böyle bir rakam veriyorsun. Bir İtalya'da de ki bir sorgulat ya. Hiç mi senin bir futbol gözün, futbol aklın yok kulüpte? Ya bu adamı madem yetenekli iyi, niye İtalya'da 6,5 milyon euro para mı yok abi alacaklar bonservisini? 4 tane kulübü gezmiş İtalya'da. Bir oyuncuyu alıyorsun buraya 6,5 milyon euro, bir de 3 milyon euro da kontrat veriyorsun. Şaka gibi yani ya. Bunlar siz baktığınızda bizim ülkemize az yani. Maça Lens öyle. Lens Beşiktaş takımına A'dan Z'ye uymayacak oyuncu. Maça baktığınızda yani Beşiktaş'ın maçı alabilecek kadar bir pozisyon zenginliği yaşandı değil mi hocam? Öyle tabii yaşandı. Tabii canım. Hiç. Bayağı tabii. İlk yarı maçı bitirir de. Savunma güvenliğini de arka plana bıraktın. Tamam, Hatay geldi son dakikalarda daha fazla pozisyonlara girdi. Biraz da orada Beşiktaş da şanslıydı. Ya, hakikaten çünkü saha zemin şartları biraz iyi olsaydı o tarafta mesela savunmanın arkasına bir top atıldı. Soldan inen kimdi? Yani herhalde iyi bir zeminde atabilirlerdi o topu, golü. İki tane öyle buldu da biraz da şansı Hatay'ı vardı. Biliyorsun, Hatay'ı biliyorum. Hatay'ı biliyorum. Tabii. Lobyanitsa falan da gitti ya. Maç bir gitti geldi zaten. Maç öyle bir maç yani. Hatay'da alabilirdi, Beşiktaş da alabilirdi. El Kabi birkaç tane vuramadı hatırlasana. Vuramadı. Penaltının biraz gerisinde vurdu, çarptı. Ribeiro çok top ezdi. Tabii. Yani Beşiktaş çok rahat maçı kazanırdı ilk bölümde. Sonra ortak etti. Yani Hatay kazanabilirdi. Yine de Beşiktaş kazanabilirdi ama Batshuayi tutamadılar. Yani Batshuayi tutsalar Serdar maçı kazanmışlardı. Bırak ligde var ya en aşağı bir Batshuayi iyi bir mesela performans verdi, verseydi Beşiktaş'ın 10 puan 15 puan farkı daha fazla biri olabilirdi. İkincisi de en basit. Ben o gün maç dedim 4-5 tane gol kaçırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da şu anda Beşiktaş yarı finale kalmıştı. Tabii canım çok rahat. Bak Batshuayi'nin yerine çok rahat. Yani Batshuayi iyi performans verseydi veya onun yerine iyi bir santrafor sezon başı eğer alsaydı Beşiktaş şu an hem ligde hem de kupada farklı konumda olurdu.